Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben FETÖ'nün daha çok dini boyutu üzerinde biraz durmak istiyorum. Sabahtan beri devam eden panellerde bunlara biraz atıf yapıldı ama evet, FETÖ dini bir cemaat değildi. Dini bir yapı da değildi. Yani kuruluşundan itibaren böyleydi. Fakat Anadolu insanıyla bağını kurabilmek için din dilini kullanarak bu ilişkiyi mayalamıştı. Peki bu yeni bir şey miydi? Bu açıdan bizim İslam tarihine dönüp bir bakmamız lazım ve karşımıza, yani bu FETÖ'nün kullanmış olduğu din dilinin en azından teolojik temellerini anlayabilmek için bir yöntemsel bir bakış yapmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların gündemindeki başat konu şuydu: Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra geriye ne kaldı? Şimdi buraya iki cevap verildi. Birincisi, geriye getirdiği vahiy ve yaşamış olduğu hayat kaldı. Bir diğer cevap da şuydu: geriye kendi ehli beytine tabi olma hikayesi kaldı. Yani ta ilk dönemlerde Şiilik ve Sünnilik olarak tarihimizin kesişmesi aslında bu soruya verilen bir cevaptı. Şimdi geriye Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu ilkeler kaldı, hayatı kaldı diyen bakış açısı yöntem olarak aklı ve içtihadı merkeze alan bir okuma, bir yorumlama, bir yaşama biçimi ortaya koyarken, ikincisi karizmatik lider merkezli bir dini okuma anlayışı geliştirdi. İşte bu karizmatik lider merkezli anlayış aynı zamanda bir, yani tırnak içerisinde paralel bir dini düşüncenin de ortaya çıkmasını sağladı. Yani evet, FETÖ işte paralel devlet yapılanması, devlet içinde devlet ama aynı şekilde paralel bir dini yapılanmadır ve aynı zamanda din içinde de bir dindir. Yani bunun da bu temellerini sağlam zemine oturtmamız lazım. Yöntemiyle ilgili bir iki şey daha söyleyeceğim ve FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasına, dini yapılanmasına geleceğim. Şimdi birinci yöntem, yani aklı ve içtihadı temele alan anlayış, Allah ile insan arasındaki hiyerarşiyi şöyle belirler epistemolojik olarak: Allah vahiy, vahiy meleği, Cibril, Nebi. Bu silsile içerisinde o mesajı alır. Ama bu din içinde din dediğimiz anlayış ise Allah ile Allah ondan gelen mesajı, yani vahye bir alternatif olarak onu ilham olarak adlandırır. Nebinin yerine alternatif olarak veliyi koyar. Vahiy meleği Cibril'in yerine de alternatif olarak ilham perisi Hızır'ı koyar. Hatta Nebinin ve Peygamberin mucizesinin yerine de kerameti koyar. Yani bunların ben ağır olduğunu farkındayım. Ama beslendiği temel kaynak budur. Çünkü burada artık Allah'ı da, peygamberi de, vahyi de, sünneti de siz o karizmatik liderin anlayışı ve yorumu doğrultusunda anlayacaksınız. Bugün bir önceki oturumda avukat arkadaşlar söylediler: Allah rızası için ben yanlış yaptım diyen bir tane Allah'ın kulu çıkmıyor. Dini düşüncede de biz orayı biraz takip ediyoruz. Orada da ya biz gerçekten şu dini konuda da yanılmışız. Yani bu elebaşının bize bahsettiği bu şey doğru değilmiş diyen bir tane Allah'ın kulu çıkmıyor. Ve hala bütün bu olumsuzluklar yaşanmış, 3 yıl geçmiş üzerinde kendi dini düşüncesini ve dini anlayışını bu konuda revize edecek herhangi bir girişimde maalesef bulunmamışlardır. Şimdi bu örgütün elebaşı 1960'larda, yani Türkiye'de artık buna, bu çıkışı, bu organizasyonunu ben
masum olduğunu da düşünmüyorum. Birol Bey'in Marif Vakfı'nda o yere geçtiğinde kendisini ziyaret ettiğimizde onların kullanmış olduğu odayı makam odası olarak kullanıyor. Odanın üst katından bilmem kaç milim kalınlığında bir zırhla donatıldığını söyledi. Ve bu 90'lı yılların başında yapılmış. Yani hangi dini düşünceden gelen bir insan kalmış olduğu mekanı zırhla kuşatmayı aklına erdirebilir ki? Yani bu nasıl ki sokma bir akıl ise, bir örgüt işi ise, onun dini düşüncesi de bu anlamda bir sokma akıldır ve yapay bir şeydir. Şimdi 60'lı yıllarda ortaya çıktığında bir zemin bulması gerekiyor. Şimdi o dönemlere baktığımızda bir geleneksel tarikatlar var. Bir de Cumhuriyet dönemindeki din-devlet, din-millet ilişkilerinin yanlış gitmesinden kaynaklı yeni bir olgu ortaya çıkmış. Cemaat diyoruz. Aslında cemaat bu yüzyılın başında gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan bir tabirdi. Ama Cumhuriyet döneminde işte tarikat değil, mezhep değil, ne peki cemaat? Yani bunun da aslında sosyolojik olarak bir sıkıntı içeriyor. Yani bu tanımlama da bir sıkıntı içeriyor. O dönemde işte iki tane farklı yapı var. Süleymancılar var, bir de Said Nursi etrafında kenetlenen ve Nurcu olarak isimlendirilen yapılar var. Şimdi Süleymancıların o tarlanın sahibi belli. Yani dışarıdan birinin içeriye sızması biraz zor gözüküyor. Bir hiyerarşi var. Fakat Said Nursi'nin geriye bırakmış olduğu risaleler üzerinden bir prim yapma, bir karizma yapma alanı boş gibi gözüküyor. Ve burada da işte 60 darbesinden sonra Said Nursi'nin cenazesinin askerler tarafından alınması, meçhul bir yere götürülmesi falan, o zamana kadar ki kamuoyundaki işte Nurcular davaları Anadolu'nun her yerinde, burada bir karizma var, burada bir şey var yani. İşte burada kendisine o yapıyı seçti. Yani Risale-i Nurlar üzerinden bir oluşuma gitmeyi seçti. Ve aslında kendisi de yani o günün şartlarında Said Nursi, Risale-i Nurları falan seven biri değil. Ama Risale-i Nurların okuyanınız bilir, biraz ağdalı, gizemli ve sır yüklü bir ifade biçimi vardır. Yani bu biraz da retoriktir, belagattır. Bu belagatla siz yani gerçekten kitleleri hem etkileyebilirsiniz hem de bugün gördüğümüz gibi uyuşturabilirsiniz. Orada bu da onu denedi. 28 Şubat sürecinde kendisiyle bir uzun bir röportaj yapılmıştı, Küçük Dünyam diye. Sonra onu yok ettiler o kitabı. Küçük bir kitaptı. Yeni Yüzyıl mıydı hocam? O zaman gazetelerden biriydi. Gündemin yaptığı bir röportajdı o. Evet, bir sonra kitaplaştırıldı ama yok edildi o. Orada bir soru soruyor. Diyor ki, Said Nursi'yle hiç görüştünüz mü diyor. Hayır diyor. Çünkü o öldüğünde siz yaklaşık 20 küsur yaşlardasınız yani. Yani niye hiç görüşmediniz? Ya diyor, ben işte falanca abiyle beraberdim, o ona yazardı, işte küçük bir şakirdimiz var Fethullah, o da cevaben derdi ki işte Fethullah'a da selam, o benim gururumu okşardı. Peki diyor, niçin gidip görüşmediniz ki yani? Onun Kürt kökenli oluşunu bir türlü hazmedemedim diyor. Yani o 90'lı yıllarda, şimdi normalde dini bir düşünce, dini bir grup olsa, ya en azından bu ırkçı yaklaşımın içerisinde olmaz. Şimdi o da burada maalesef halkımızın yani gariban Anadolu halkı diyeceğim, o insanların dini duygularını sömürme konusunda çok ustaca bir şey koydu, o bir yapı koydu ortaya. Fakat Malik bin Nebi'nin deyimiyle bir şeyi vardır, sömürülmeye elverişlilik bir tabiri vardır. El-kabiliyetülül istimar diye Arapçasıyla. Şimdi aslında onun bu şekilde yapılanması, ilk önce milletin dininin içine sızması, sonra da devletin kurumlarının içine sızmasına elverişli bir ortam vardı. Bu ortamı da
açıkça söyleyelim, katı laiklik ve kemalist uygulamalardır. Eğer bu uygulamalar, yani bugün için salonun yarısından fazlası genç, gerçekten din-devlet ve din-millet ilişkilerinde bir sorun varsa, burada birileri de çıkar, bu devleti ele geçirmeye çalışır. Yani örgüt olarak bunu yapar. Ve bu zemin bulur. Bu suçtur, evet. Yani ama bu zemin bulur. Bunun zemin bulması da buydu. Şimdi yurt dışlarında bunu yaparken mesela, şimdi düşünün, Mısır'a gidiyorsunuz, Mısır'da bir şey kuruyorsunuz, büyük bir külliye kuruyorsunuz, bir yayın evi kuruyorsunuz, Risale-i Nurları Arapça'ya tercüme ediyorsunuz. Ya şimdi Mısır, İslam dünyasında hani diyoruz ya, Sünniliğin bin yıllık kalesi Ezher orada, bütün dini ilimlerin tahsil edildiği merkez orada. Yani Said Nursi'nin Risalelerini siz Arapça'ya tercüme ederek bunlara yani ne satmaya çalışmış oluyorsunuz? Yani tereciye tere satmak gibi bir şeydir bu. Zaten orada da bu din dilini fazla kullanmadılar. Ve İslam dünyasında bu dikkatimi çeken bir şeydir. Bilinen din adamları, din alimleri pek fazla ilgi göstermediler. Kuzey Afrika'da, Mısır'da tek tük insanlar vardı. Bunları da birebir mercek altına aldığımızda aslında yüklü miktarda himmette bulunduklarını gördük. Biz de burada SETA'da Hasbelkader Arapça bir dergi çıkarıyoruz. Akademik bir dergi, uluslararası bir dergi. Bir makale alıyoruz, 5000, 6000 kelimelik bir makale. Biz en fazla 100-150 dolar işte Araplara ödüyoruz. Türklere de hani tercüme masrafı var, 700-800 lira para falan ödüyoruz. Bunların bir Hira diye Arapça bir dergileri vardı. Orada 500-600 kelimelik makalelere 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar rakamlarla telif ödediklerini biz gördük. Cezayir'den, Fas'tan bulmuşlar oradan birilerini, roman yazdırmış. Yani kendi romanını yazdırmış. Bununla ilgili tabii çok yüklü, acayip paralar akıttılar bu işe. Şimdi burada yani bu Fethullah Gülen'in 60'lı 70'li yıllardan itibaren bu Said Nursi'nin karizmasından yararlanarak bir karizma oluşturdu. Ve bu karizmayı oluştururken de konuşmamın başında belirtmiş olduğum o metodolojik izleyi de takip ettiğini görüyoruz. Buna bizim tarihimizde hani batini bazı tasavvufun gulat akımları, Şiiliğin bazı gulat akımları, yani karizmatik lider merkezidir bu. Çünkü öbür anlayış kişiyi özgürleştirir, bu köleleştirir. Hatta Hasan Sabbah'ın meşhur bir sözü var, hani 15 Temmuz'dan sonra sıkça gündeme geldi, haşhaşilik üzerinden. Hasan Sabbah der ki, اَدِّينُ تَعَةُ رَجُلٍ Din dediğiniz şey kişiye itaattır der. Şimdi eğer bunu din adına bu şekilde konumlandırırsanız, o kişiyi de kutsallaştırmış olursunuz. Şimdi Türkiye'nin özellikle Cumhuriyet dönemi geleneksel yapısı içerisinde ortaya çıkan dini yapılar, gruplar, tarikatlar, cemaatler, sonra işte STK'lara falan evrildiler. Bunların tamamını 90'lı yıllarda 28 Şubat'la birlikte bunlar dövülürken bu adamlar o boşluğu çok müthiş bir şekilde doldurdular. Anadolu'nun şimdi imkanları belli. Diyelim ben Malatyalı olduğum için oradan örnek vereyim. Malatya'da işte esnafın durumu belli. Orada okuyan İmam Hatip öğrencileri, Kur'an kursu öğrencileri vesaire bunlara yapmış oldukları bağışların da miktarı belli. Ama 90'lı yılların ortalarına geldiğimizde o Malatya'da kendi ayakları üzerinde duran esnafın tamamının bağışlarını kendi tekellerine aldılar. Ve diğerlerinin tamamı o 15-20 yıllık süreç içerisinde, yani 17-25 Aralık'a kadar gerçekten bütün Anadolu şehirlerinin, kasabalarının o infaklarını, o bağışlarını da tekelleştirerek bu yapıya aktardılar. Yani ekonomik bir güç sağladılar. Tabii şimdi ben mait olduğum gelenek başından beri bunu eleştiren bir, ben öyle bir gelenekten geliyorum. Ama o dönem için bizim özellikle din dilinden dolayı bunu eleştirmemiz fazla bir anlam ifade etmiyordu. Zaten güçlendikleri dönemden itibaren de
direkt operasyon yapıyorlardı. Yani tamam Adil Öksüz hadi darbecilerin imamı ilahiyatçı ama ilahiyat camiasında gerçekten diğer şeylere, fakültelere veya üniversitelere mukayese ettiğimizde, alanlara mukayese ettiğimizde en az FETÖ'cünün çıktığı alanlardı. Neden? Çünkü dini düşüncesiyle sorunludur. Yani bu ülkenin doğal mayasından kaynaklanan İmam Hatip ve ilahiyat müfredatı, yapısı bu tür yapıların dini düşüncesi, söylemi ve teolojisiyle sorunludur. Sorunlu olduğu için mesafeli durur. Yani o şeyi böyle kavramak lazım. Camiaya yönelik de kendilerine gelecek olan eleştirileri bertaraf etmek için camia üzerinde işte kanaat önderi lider diyebileceğimiz insanlarla birebir temasa geçtiler. Hediyeler gönderdi, mektuplar yazdı. Toparlıyorum hocam. Mektuplar yazarak onların kendilerine karşı pasifize olmasını istedi. Ben konuşmayı burada bitirmek istiyorum ama bu zihniyette değerli arkadaşlar ben bu FETÖ'nün yalnız olmadığını düşünüyorum. Yani bu eleştiri diğer tarikat, cemaat ve yapılara yönelik bir eleştiri olarak okunabilir. Ama 15 Temmuz'dan sonra özellikle hele hele AK Parti döneminde son 10 yılda, 15 yılda devletle millet arasındaki bu şeffaflaşmanın sağlandığı, ortalama bir dindar bireyin ortalama bir dini yorumu yaşamak için önündeki engellerinin kalktığı bu dönem içerisinde bizim dini yapılarımızın da vakıflarımızın da gerçekten kendilerini bir öz eleştiriye tabi tutmaları gerekiyor. Eğer kendi zihinlerinde hala FETÖ'nün devlet içerisinde meydana getirdiği boşluğu doldurma, buraya bir operasyon çekme gibi bir şey düşünüyorlarsa bilin ki bunlar unutulmaz. 28 Şubat'ta o dönemin iktidarı, askerleri bu ülkenin doğal dini dindarlık damarının elini kolunu bağladı, FETÖ'nün önüne attı ve FETÖ çiğ çiğ yedi onu. Ama 20 yıl sonra aynı yapı onun da bu darbe girişimini başına yıktı. Yani bedduasını onun tersine döndürdü. O açıdan buradan bizim de bir ders çıkarmamız lazım. Yani dini oluşumlar, dini yapılar olarak ciddi anlamda bir ders çıkarmamız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.